Birinci soruda bu parçada geçen tuluatı ıslah etmesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İsterseniz parçayı bir anlamaya çalışalım. Tuluat'ın çok iyi oyunlarının bile yazılı metni olmadığı için yarına kalamayacağını ve unutulmaya mahkum olduğunu ifade eder. Türk tiyatrosunu yaşatmak isteyenlerin tuluatı ıslah etmesi, yazıya geçirip kitaplaştırması gerektiğini vurgular. Tuluatçıların az para kazanarak ve halktan hak ettikleri hürmeti görmeden çalıştıklarını düşünen Ataç, vodvil ve operetler bile methedilirken Naşit ve Dümbüllü İsmail gibi tuluatçılardan söz edilmemesine, onların hor görülmesine üzülür. Arkadaşlar bakın, tuluatın ıslah etmesi sözüyle burada anlatılmak istenen şey şu. Önce isterseniz şu ıslah etmesi sözcüğünü açıklayalım. Bir şeyi daha iyi duruma getirmek, düzeltmek ve iyileştirmek için kullanılır ıslah kelimesi. Dolayısıyla tuluatı ıslah etmek arkadaşlar, tuluatı daha iyi bir yere getirmek, onu geliştirmek, onu düzeltmek için bu ifadenin kullanıldığı görülmektedir ki şurada da yazıya geçirip kitaplaştırılması gerektiğini vurguluyor. Yani yazıya geçirip iyileştirelim, onu daha güzel, daha saygın bir hale getirelim demeye getirmiş. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde tuluatın diğer bütün türlerden farklı bir yere taşınması gerektiği. Arkadaşlar diğer bütün türlerden farklı bir yere taşınmasından bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Perde oyununda kullanılan tuluatın tamamen ortadan kalkması. Böyle bir şey demiyor ki, yaşatıp geliştirelim diyor. B seçeneği de gitmiş olur. C seçeneği dursun. Tiyatro eserlerinde tuluatın eski oranla daha az kullanılması. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Türk tiyatrosunun tuluatı daha değişik bir şekilde ele alması. Değişik bir şekilde ele almaktan bahsetmiyor. Geliştirmekten, onu iyileştirmekten, düzeltmekten, güzelleştirmekten ve kitap haline getirmekten bahsediyor. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise oyunun daha iyi bir hale gelmesi için tuluatın, bakın dikkat edin, düzeltilmesi gerektiğinden bahsediyor ki doğru, düzeltmek, geliştirmek, iyileştirmek anlamında demiştik ıslah kelimesi. Dolayısıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anlamca örtüştüğünü görmekteyiz. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ritim sadece dilin en eski ve kalıcı unsuru olmakla kalmaz, aynı zamanda konuşmadan da önce gelir. Dil ritim olmak ister. Sözcükler yer çekiminin gizli yasasına boyun eğercesine kendiliklerinden şiirselliğe geri dönerler. Bütün düz yazıların yüreğinde söylemin baskısıyla biraz zayıflamış da olsa görünmez bir ritmik akış dolaşır. Ve düşünce de sonuçta dil olduğundan dilin çektiği acıları çeker. Düşünceyi özgür bırakmanın yolu ritme geri dönmektir. Düz yazı gecikmiş bir biçimdir. Düşünce ve dilin doğal eğilimlerine duyulan güvensizlikten doğmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın, altı çizili yere baktığımızda şurayı görüyoruz. Yer çekiminin gizli yasasına boyun eğercesine kendiliğinden ya da kendiliklerinden şiirselliğe geri dönerler. Aslında arkadaşlar dikkat edecek olursanız şöyle bir anlam var burada. Hani yer çekiminin gizli yasasına boyun eğercesine diyor. Eğmiyorlar. Eğmek istemiyorlar. Fakat bu bunu gerektiriyor. Çünkü burada önemli olan unsur şu. Dil ritim olmak istiyormuş. Yani şiirselliğe dönmek istiyormuş. Musiki değeri kazanmak istiyormuş arkadaşlar. Kelimeler belli bir ritmik havayla söylenmek istiyormuş. Bunu vermek istiyor. Bunu anlatmak istiyor. Seçeneklere baktığımızda şey gibi aynı. Hatırlarsanız sembolistler gibi. Onlarda da musiki değeri yüksek olan kelimeleri seçerlerdi hatırlarsanız. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde sözcüklerin birbirleriyle bir ahenk oluşturarak ritimli hale gelmesine karşı çıkması. Arkadaşlar ritimli hale gelmesine karşı çıkmıyor ki, bunu istiyor zaten. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Hayatın olağan dışındaki bir sözcüğün kendi anlamı dışına çıkmaması anlamından bahsetmiyor ki, sözcüğün ritmi musiki değerine kavuşmasından bahsediyor. O yüzden biz bunu da yanlış olarak alırız. Bunu da elemiş olduk. C seçeneğine baktığımızda şiirselliğin kelimeleri kendi etrafında toplamasına izin vermemesi, tam aksine kelimeleri şiirsellik, daha doğrusu söyleyelim musiki ve şiirselliğe geri dönmelerini istiyor. O yüzden de bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ritim ve şiir arasındaki bağın kopmasının sözcükleri değersiz hale getirmesi. Arkadaşlar herhangi bir şeyin değersiz hale gelmesinden de bahsetmiyor. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz.
D seçeneğine baktığımızda bakın kelimelerin istemeyerek de olsa nereden anladık bunu? Yer çekiminin gizli yasasına boyun eğercesine eğmiyorlar ama istemeden de olsa eğmiş gibi gözüküyorlar. Değişime katlanamayıp şiirselliğe dönmesi. Alın işte arkadaşlar, şiirselliğe geri dönerler, şiirselliğe geri dönerler. Bu kadar basit aslında. Diyorum ya bakın, eş anlamlı kelimelere, bu kelime geçişlerine çok dikkat ederseniz bu soruları uzatmadan çözebilirsiniz. Aslında ben de uzatmadan çözebilirdim, söyleyebilirdim. Fakat size anlatmak için, diğer seçenekleri açıklamak için hepsini bu şekilde çözüyorum. Dolayısıyla da yukarıdaki altı çizili sözle anlatılmak istenen budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 2012 yılının son çeyreğinde sanat dünyası eleştirinin iflası söylemleriyle sarsıldı ve böylece 2013'ün gündemi şimdiden belli oldu. Amerika'nın önde gelen eleştirmenlerinden David Hockney, Observer'a yaptığı açıklamada sanat eleştirmenliğinin sanat eserlerini riski olmayan birer yatırımcı aracı olarak gören, zengin koleksiyoncularla yatırım danışmanlığı yapmaya dönüştüğünü ve daha fazla buna devam edemeyeceğini belirtmesi, Sarah Thornton sanat gazeteciliğini bırakacağını açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursanız burada eleştiriden bahsediyor. Doğru mudur? Daha doğrusu sanat eleştirmenliğinden bahsediyor. Şurada ifade edildiği gibi. Ama sanat eleştirmenliği neye dönüşmüş arkadaşlar? Artık sanat ve eserini değerlendiren, onlara yeni bir boyut kazandıran bir meslekten çıkıp tamamen maddi kazanç elde etmek için uğraşılan ya da yatırım yapma aracı olarak görülen bir yazınsal metin olarak düşünülmüş. Öyle ifade edelim. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde sanat eleştirmenin giderek yalnızlaştığı duygusuna kapıldığı, böyle bir şeyden bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Sanat ve sanatçı arasındaki bağın oldukça zayıfladığı, bundan da bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Sanat eleştirilerine toplumda yeterince değer verilmediği, toplumun değer verip vermemesinden de bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Eleştirinin sanat içindeki konumunun eserlerle ilişkili olduğu, bundan da bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Sanat eleştirmeninin asıl amacından uzaklaştığı, evet, asıl amacı sanat ve sanatçının güzel ya da eksik yönlerini ortaya koymasıdır. Eleştirmen bunu yapar, sanat eleştirmeni bunu yapar. Eseri eleştirir, sanatı, sanatçıyı eleştirir. Ama burada ne yapmış arkadaşlar? Bunu bir yatırım kaynağı olarak, bir gelir kapısı olarak görmüşler ve dolayısıyla da sanat eleştirmenliği asıl amacının dışına çıkıp maddi kazanç elde etmek için kullanılan bir argümana dönmüş. Bu yüzden de asıl anlatılmak istenen budur. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? İsterseniz soruyu hiç uzatmayalım. Direkt kelimeye bakalım. Basma kalıp kelimesini görüyoruz arkadaşlar. Bakın basma kalıp nedir? Hep aynı şeyleri aynı üslupla ya da aynı konuları anlatanlara denir. Ya da arkadaşlar sıradan kelimesi bunu karşılayabilir. Ya da tek düze kelimesi bunu karşılayabilir. Çünkü tek düz olan basma kalıptır. Aynı olan şey basma kalıptır. Sıradan hep aynı şeyleri tekrar eden sıradan şey basma kalıp olarak karşımıza çıkar. Seçeneklere baktığımızda çoğu kez karşılık almadan sürdürülen bir uğraş belirli bir noktadan sonra son bulacaktır. Bu anlama gelen bir kelime yok. Bunu elemiş oluruz. Eleştirel içerikli yazılarda eleştirmen sanatçıyı suçlayıcı, yerici ve yerle bir edici yaklaşım içinde bulunmamalıdır. Bakın böyle de bir kullanım yok. Bunu denemiş olduk. Eleştirmenlerin incelemelerinde başarılı olamamaları büyük çoğunlukla bir türde yoğunlaşmamalarıdır. Burada böyle bir anlamı ifade edecek kelime yok. Bunu denemiş olduk. Bir yazara karşı takınabilecek olan en olumsuz tavır onun eserinin görmezden gelmektir. Burada böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş oluruz. Eleştirel incelemeyi kaleme alan eleştirmen yazarları değerlendirirken özgün olmayan ifadelerden kaçınmalıdır. İşte özgün olmayan, yani basma kalıp, aynı, sıradan, tek düze ifadelerden kaçınmalıdır. Özgün kişi basma kalıp kelimeleri kullanmaz arkadaşlar. O orijinaldir. O yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışır. Özgün kelimesinin karşılığı da işte basma kalıp, yani zıttı da basma kalıp olarak karşımıza çıkar.
O yüzden de özgün olmayan dediği için burada basma kalıp ifadeyle örtüşmektedir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada geçen ironinin de kurbanı olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İroni ile yakın teması olan alegori de tıpkı ironide olduğu gibi dikkatler başka bir manaya çekilir. Yazara göre alegorinin ironi ile olan ilişkisi asıl anlatılmak istenenin farkında olmaya davet edilmesinden kaynaklanır. Fakat yazar okuyucunun ironi ile alegoriyi birbirine karıştırmaması gerektiğini belirttikten sonra şu uyarıda bulunur. Okur, görünenin ötesine geçemez de karşısına çıkan metni olduğu gibi değerlendirmeye kalkarsa maksattan uzaklaştığı gibi ironinin de kurbanı olur. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın burada bir amaç var aslında. Daha doğrusu bir şart var. Eğer metni, bir yazar metni olduğu gibi değerlendirirse, yani yorum yapmazsa, orada görünen şeyi olduğu gibi aktarırsa maksattan uzaklaşır. Bu sefer de ironinin kurbanı olur arkadaşlar. İroni nedir? Kara mizahtır yani, doğru mu? Bu şekle dönüşür. Onun kurbanı olur diyerek de kötü bir durumdan bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. İroni ile okurun kesişme noktası bulamayıp alegorik bir bileşende buluşması. Alegorik bir bileşende buluşmasından bahsetmiyor. Bunu eledik. Okuyucunun bir metni okurken ironi kavramını da tam olarak algılayamaması. Arkadaşlar hiç alakası yok. C seçeneği denemiş oldum. Metnin arka planının okuyucuda onun istediği ironik tavrı yansıtamaması. Şimdi metnin arka planında okuyucuda onun istediği ironik tavrı yansıtamaması gibi bir durum söz konusu mu? Değil. Aslında metnin arka planından da bahsetmiyor arkadaşlar. Ne demiştik? Metni olduğu gibi yansıtmaktan bahsediyor. Arka planını hiç geçmiyor. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Okuyucunun anlamak istediğinin ötesine geçilirse ironinin estetiklikten uzaklaşması demiş. Estetikle alakalı hiçbir şey de söylemediği için bunu denemiş oluruz. A seçeneğine bakacak olursak, bakın okurun metnin gayesinden ayrılıp maksadından uzaklaşıp kendisinin ironik bir malzemeye dönüşmesi, ironinin kurbanı olması. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar verilen açıklamayla uyuşuyor. O yüzden de yani ironinin de kurbanı olmak sözüyle anlatılmak istenen bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yani metnin asıl gayesinden uzaklaşıp ironinin kurbanı olması, ironiye bir malzeme olması anlamına gelmektedir. Altıncı soru, bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Altı çizili sözümüz, bakın şurası arkadaşlar, yanlış yolda oyalandığı kelimesi. Ama parçadaki anlamı bizim için çok önemli tabii ki, ona göre parçayı okuyoruz. Bir dilde düşünülüp yaratılmış bir şeyi, ikinci bir dilde düşünüp yeniden yaratmak sanatıdır çeviri. Şu son yaratmak ve sanat sözcükleri üstünde durmak isterim burada. Batılı kaynakların üzerinde birlik olduğu bu tanım, yaratıcı olmayan, sanatçı olmayan kişinin çeviriyle uğraşmaması gerektiğini, uğraşıyorsa yanlış yolda olduğu anlamına gelir kuşkusuz. Şiir çevirecekse gerçek bir ozan, düz yazı çevirecekse gerçek bir yazar olmalıdır çevirmen. Görevini bilinçlik yaptığına tutkunluk ilk koşulları olması gerekir bu bakımdan çevirmenliğin. Sözle anlatılmak istenenlerden birisi değildir diyor. Dikkat edelim buna. A seçeneğine baktığımızda çevirmenin elindeki metni hiç değiştirmeden çevirmesi ciddi sorunlara sebep olabilir. Evet, bu onun yanlış olduğunu gösterir. Neden? Çünkü olduğu gibi aktarıyorsa arkadaşlar, hiç değiştirmeden aktarıyorsa o zaman burada bir yaratıcılık söz konusu değildir. Bakın burada bir yaratıcı olmayan demişti ya. Yaratıcılık yoksa yanlış yoldadır. O yüzden bu da ciddi sorunlara sebep olabilir. Altı çizili sözcükle bağdaştığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Yaratıcılık barındırmayan bir çeviride olanak yoktur. Çevirme bulduğu biçim içinde kapalı kalır. Az önce ifade ettiğimizin aynısı arkadaşlar. Altı çizili sözcükte doğru orantılıdır. Bu da kişinin yanlış yolda olduğunu gösterir. Çünkü yaratıcılık barındırmıyorsa içinde çevirinin olanakları, yani sanatla uğraşan ya da sanatçı olmayan bir kişi tarafından ya da yaratıcı olmayan bir kişi tarafından çeviriyorsa bulunduğu biçim içinde kapalı kalabilir. Bu da yanlış olduğunun göstergesidir. Yanlış yolda olduğunun göstergesidir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda metin öznelliğe dayandığı için çevirmen
dilin bileşenlerini kullanmazsa sıkıntı yaşayabilir. Evet arkadaşlar, bu da yanlış yolda olduğunun göstergesidir. Eğer dilin bütün özelliklerini kullanmıyorsa, yani mesela bir şiir çevirdiğini düşünün, dilin o sanatsal unsurlarından faydalanmıyorsa arkadaşlar, o zaman tam olarak o duygu ve düşünceyi yansıtamaz. Bu sefer yine sıkıntı yaşayabilir. Bu da onun yanlış yolda olduğunun göstergesidir. Bu yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Çevirmenin tutumu ve kabiliyeti tam olarak yerinde olmazsa istenilen bir çeviri olmaz. Evet, bu da yanlış yolda olduğunun göstergesidir ki zaten şair ya da gerçek bir yazar olması gerektiğinden bahsediyor. Yani o yönde bir kabiliyetinin, daha önce bir çalışmışlığının, tecrübesinin, bir yaratıcı unsurunun olması gerektiğinden bahsediyor. Bu da olmazsa istenilen çeviri olmaz. Dolayısıyla yanlış yoldadır. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Özellikle sanat eserine orijinallik yüklemi eserin ana bileşenlerinden uzaklaştığı anlamına gelir. Arkadaşlar, yanlış yolda olduğu ya da yanlış yolda oyalandığı ile ilgili bir anlam ifade etmiyor bu. Burada doğru bir kullanım var. Özellikle sanat eserine orijinallik yüklemek eserin ana bileşenlerinden uzaklaştığı anlamına gelir mi? Evet, gelir. Bu yanlış yolda olduğunun bir göstergesi değildir. Bu doğru bir tespittir. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Biyografi yazarının temel problemi anlatısını yansıtmaya mı yoksa yaratmaya mı dayandıracağıdır. Roman için düşünüldüğünde sanatçının gerçeklik ve metin açısından bu problemi en aza indirgediği görülür. Zira roman dünyası ile gerçek dünya arasındaki ilişki güneşi sadece üç rengi ayrıştıran bir prizmaya benzer. Şimdi burada söz konusu olan asıl unsur şu arkadaşlar, roman. Edebi tür olan roman. Burada da gerçekliğin romana ne kadar yansıdığından bahsediyor. Çünkü şurada bakın, roman dünyası ile gerçek dünya arasındaki ilişkiden bahsediyor. Bildiğiniz gibi olmuş ya da olması muhtemel olan olayları anlatır roman. Tamamen gerçeği anlatırsa olmaz. İçinde ne var arkadaşlar? Bir kurgu var, doğru mu? O yüzden de şu yaratma dediğimiz unsur ortaya çıkıyor. Bunu yaparken de üç renge ayrıştırdığını görüyormuşuz sanatçının. Yani aslında belirli bir sınıflandırmaya, çok az bir sayıda ya da şöyle diyelim, belirli bir sayıda bunu yaptığını söylüyoruz. Yani gerçekliğin ya da yaratma düşüncesinin romana belirli bir sayıda aktarıldığını söyleyebiliyoruz. Seçeneklere baktığımızda aslında şurada roman dünyası ile gerçek dünya arasındaki ilişki diyerek gerçekliğin romana yansımış şeklinden bahsediyor burada. Bunu da örnek olarak veriyor. Şimdi romanın yapısının gerçeklikle doğrudan bağlantılı olduğu, bağlantılı olduğu değil ne kadar yansıdığından bahsediyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Gerçekliğin anlamından yazarın birini seçmesi gerektiği, herhangi bir tercihte bulundurmuyor arkadaşlar. Böyle bir anlam yok. Bunu elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yazarın gerçekliği hayatla ilişkilendirerek romanlaştırması. Ha, bundan bahsediyor ama altı çizili sözle anlatmak istediği şey bu değil. Bunu da elemiş oluruz. Romansı bir eserde gerçeklik kavramının zorunlu olduğu, böyle bir zorunlu olduğu anlamı da yok arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. Ama C seçeneğine bakacak olursak, dile getirilen gerçekliğin romana belirli sınırlarla yansıması. Evet bakın, üç renge ayrıştıran bir prizmaya benzeterek zaten onun belirli bir sınırda, belirli bir sayıda, belirli bir oranda yansıdığını söylemek istemiş arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçada aydınlatma emekçisi görevi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Mithat hem mizacı hem de gazetecilik mesleği gereği halkla çok sıcak sosyo-kültürel ilişkiler içinde bulunmuştur. Romanın pek çok konuda bilhassa ahlaki ve manevi açıdan birçok hususu bünyesinde sindirebilen niteliklere sahip bir tür olduğunu düşünmüştür. Mensup olduğu cemiyette aydınlatma emekçisi görevini üstlenmiştir. Arkadaşlar bakın, bir cemiyete mensupmuş. O cemiyette de aydınlatma emekçisi görevini üstleniyormuş. Burada ne demek istiyor? Aydınlatma emekçisi görevine neyi anlatmaya çalışıyor? Ahmet Mithat'ın içinde bulunduğu cemiyete yol gösterici, rehberlik edici rolü varmış arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ağız içine baktığımızda yaptığı işi sahiplenmek,
bunu elemiş oluruz. Tam olarak bu anlamı vermiyor. Eski görüşleri yeşertmek hiç alakası yok. Bunu elemiş oluruz. Topluma kılavuzluk yapmak, bu dursun arkadaşlar. Romanı topluma, toplumda sevdirmek, böyle bir anlam yok. Toplumla alakası değil. Bunu denemiş oluruz. Toplumun beğenisini kazanmak, bunu da karşılamaz arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. Bakın, topluma kılavuzluk yapmak. Kılavuz, yani onu aydınlatır, onun rehberi olur. Kılavuz olan kişi ne yapar arkadaşlar? Yol gösterir, rehberlik eder. Buradan da bu anlamı çıkarabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız, yani aydınlatma emekçisi göreviyle anlatılmak istenen topluma kılavuzluk yapmak, toplumu aydınlatmak, ona yol göstermek anlamına gelir. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 9. soruya. 9. soruda bu parçada geçen basılı hezeyan sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel bilginin edebi eserin estetik düzeyini zedelemesi, onun önüne geçmesi, eserin roman sınırlarının dışına çıkması olarak algılanmaktadır. Sosyal yapı eseri ancak edebi kurallar çerçevesinde yerleşebilir. Aksi takdirde yazılan şey roman olmayacaktır. Oktay, sırf toplumu bilinçlendirme amacı güden eserleri basılı hezeyan olarak tanımlar. Arkadaşlar, önce hezeyan kelimesinin tanımını yapalım isterseniz. Hezeyan, anlamsız demek arkadaşlar. Aynı zamanda saçma sapan, abuk subuk konuşma anlamlarına da gelmektedir. Burada dikkat edeceğimiz hususlardan birisi, sırf toplumu bilinçlendirme amacı güden eserlere ne diyor? Basılı hezeyan diyor. Yani şunu demeye getiriyor arkadaşlar. Toplumu bilinçlendirmek için, bilgi aktarmak için yazılan eserlerin basılı, yani basılı bir metne dönüşmüş anlamsız, abuk sabuk şeyler olduğundan bahsediyor. Seçeneklere bakacak olursa, içeriğin önemsenmediği bir eser. Arkadaşlar, bu değil, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sıradanlaşmış bir roman. Bu da değil. Sıradanlaşmaktan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. İnsancılı olmayan bir ürün. Bu da değil arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Gerçeklik barındırmayan roman. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Zaten sırf toplumu bilinçlendirme amacı güdülüyorsa gerçekçidir zaten. Doğru mu? Biz buna karşı, yani daha çok sanatsal, edebi zevki ön planda çıkan eserlerin basılması gerektiğini vurguluyor demiştik. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. İşte arkadaşlar, doğru cevap edebi zevkten yoksun bir yapıtın oluşmasından bahsediyor. Yani anlamsız, ondan sonra saçma sapan sözcüklerin olduğu, her şeyi olduğu gibi aktaran, abuk subuk konuşmaların yer aldığı bir metnin edebi eser olamayacağından bahsediyor. Edebi eserin edebi zevk ve estetik kaygısıyla yazılması gerektiğinden bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.